Kişi bu hastalığa yakalanmaması için ilk evre dediniz ya, erken teşhis. Peki nasıl anlayacak? Vücudunda ne gibi değişiklikler olabilir de size gelsin de işte bende böyle bir hastalık var diye bilsin? Hastadaki belirtiler, kanser belirtileri organlara göre değişmektedir. Özellikle her 8 kadından bir tanesinde meme kanserine yakalanma riski mevcuttur. Bunun için düzenli rutin olarak 40 yaşını geçmiş bayanlarda yılda bir mamografi çektirilmesini önermekteyiz. Aile öyküsü olan hastalarda, annesinde, teyzesinde, yakınlarında meme kanseri olanlarda 40 yaşı değil de 20 yaşına indirilir ve 20-40 yaş arası meme ultrasonuyla kontrollerini, check-up'larını genel cerrahi doktoru gözetiminde yapılması gerekiyor. Elle meme muayenesi bizim için çok önemlidir. Memede ele gelen sert ve kitle, ağrısız kitle ele geliyorsa, renk değişikliği meme dokusunda geliyorsa, portakal kabuğu görünümü olmuşsa, meme ucunda çekilmeler olmuşsa, meme başından kanlı veya irinli akıntılar gelmeye başlıyorsa, koltuk altında ele gelen bir kitle varsa, şekil bozukluğu varsa, bunun için de mutlaka genel cerrahi doktoruna kişinin başvurması gerekmektedir. Yine akciğer için akciğer kanserinin belirtileri geçmeyen, en azından bir 20 gün, bir ay boyunca geçmeyen öksürük varsa, kesik öksürük, işte balgamlı da olabilir, yani öksürük olduğu zaman mutlaka akciğer grafisi çektirmek gerekmektedir. Sebebi olmadan, diyet yapmadan kilo kaybı görülenlerde, vücut kitlesinin %10'unu diyet yapmadan kaybetmiş olan kişilerde, kilo kaybı görülen kişilerde kanser teşhisi için kanser aklında soru işareti kalmalıdır. Tetkik yaptırması gerekmektedir. Yine beyin tümörlerinde kişide geçmeyen baş ağrıları, bulantı, kusma, çift görme, dengesizlik problemleri varsa çok basit, yani bu geçer deyip sadece bir ağrı kesiciyle geçiştirmeyip bir nöroloji doktoruna başvurması gerekmektedir kişilerin. Yine bağırsak tuvalet alışkanlığında değişme olduğunda, sürekli belli aralıklarla tuvalete giden, büyük abdestini yapan kişilerin bu tuvalete gitme sıklığında değişiklik varsa, yani diyelim ki o kişi 2 günde bir büyük abdestine çıkıyor ama bu süre uzadıysa veya daha çok sıklaştıysa, büyük abdestte renk değişiklikleri varsa, geçmeyen ishaller olduğunda, renk değişiklikleri olduğunda, kanama olduğunda, karın ağrıları olduğunda, tenesmus dediğimiz, tuvalete gidiyor, yapmak istiyor, yapamıyor. Tuvaletini yapma hissi olup da yapamayanlarda, yine en basit sağlık ocaklarında da yapılmaya başlandı bu şekilde kanser taramaları. Büyük abdeste kanama var mı diye gaytada gizli kan dediğimiz çok basit bir tetkik var. Bunun yapılması gerekiyor. Ondan sonra zaten oradan yönlendirilir. Bir kolonoskopi, rektoskopi görüntülemelerinin yapılması gerekiyor kişilerin. Bağırsak tümörlerinde teşhis edilmesi için. Yine mide kanserinde tokluk hissi varsa, hasta sürekli kişi karnında yemek yedikten sonra ağrı hissediyorsa, yine sırta vuran ağrıları varsa, kilo kaybı gelişmişse, mide bulantıları varsa, yine bir genel cerrahi doktoruna görünmelerinde fayda vardır. Rahim ağzı kanseri ise herhangi bir şikayeti olmamış olsa bile, kadınların özellikle smear testi dediğimiz jinekolojik pozisyonda kadın doğum doktorlarının gözetiminde bir lamla lamelerin arasına bir fırçayla rahim ağzından alınan bir sürüntünün mikroskopla bakılmasıyla çok erken teşhiste rahim ağzı kanseri teşhisi konur ve tedavisi erken teşhis edildiğinde %100 başarılara ulaşmaktadır. Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekir.